Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın neredeyse tamamında vatandaşların sadece emekli maaşıyla geçinebilmesi imkansız noktaya geldi. Avrupa Birliği'nin en zengin ülkesi olan Almanya'da içler acısı bir durum ortaya çıktı. Bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bir fil 45 yıl boyunca çalışan bir ortalama işçinin, yani işçi maaşıyla 45 yılını tamamlayan bir kişi 1539 euro en fazla maaş alıyor. 1539 euro. Şimdi Almanya'da bu şekilde 1,2 milyon kişi var. Yine değerli izleyicilerimiz, 40 yıl çalışan 2 milyon 700 bin kişi var. Bunlar yine 40 yıl çalışan 2 milyon 700 bin kişi de sadece ve sadece 1200 euro maaş alıyor. Şimdi bak, 45 yıl çalış ya da 40 yıl çalış, hani ikisinin ortalamasını alalım, 1400 lira maaş al. Hadi fazla fazla söyledim. Şimdi geriye kalan emeklilerin pek çoğu arkadaşlar 800-900 euro civarında maaşlar alıyorlar. Ortalama bu Almanya'da. Ev kiralarına bakıyoruz. Ev kiraları özellikle de bu içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde adeta çıldırmış vaziyette. Büyük şehirlerde, Frankfurt'ta, Berlin'de, Köln'de gibi kalabalık şehirlerde, sanayi kentlerinde ve öğrenci kentlerinde bir tane odayı 400-500 eurodan aşağıya vermiyorlar. Oda diyorum, bakın. Yani emekli eğer sosyal yardım almıyorsa, aldığı bu maaşla geçinebilmesi, ay sonunu getirmesi, zorunlu olan gıda ihtiyaçlarını, faturalarını karşılayabilmesi artık imkansız noktaya geldi. Bakın, resmi rakamlara göre Almanya'da yıllık enflasyon şu anda 5,9. Emekliye bakıyoruz arkadaşlar, verilen zamma %4,2 2022 yılı için verecekler daha. Yani göz göre göre, yani bile bile arkadaşlar emekliyi yokluğa mahkum ediyorlar. Şimdi bizi izleyenler içerisinde eminim ki ana vatanımız Türkiye'mizden de çok sayıda izleyicimiz var. Bakın, Türkiye'den göründüğü gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar artık. Bunun net olarak bilinmesi, görülmesi gerekiyor. Artık çalışanlar yaklaşık arkadaşlar 2000 euro civarında maaş alıyor. Emekliler ortalama 900 bin euro civarında maaşlar alıyor. Bu parayla bu insanların ay sonunu getirmesi, inanın bana, imkansız. Sosyal yardım alanlar bir nebze şanslı ama bu maaşları alıp sosyal yardım almayan vatandaşlarımız gerçekten ay sonunu getirmekte büyük zorluk çekiyor. Bakın, tıpkı Türkiye'deki gibi olmasa da hani zam oranları Avrupa'da da, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya, İngiltere ve daha pek çok ülke, inanın bana, markette, çarşıda, pazarda son bir yıl içerisinde en az, bak bu ülkeler içerisinde en az %10 fiyat artışı mevcut. Tamam, ana vatanımız Türkiye'de daha yüksek. Bunları biliyorum. Emekli Türkiye'de perişan vaziyette. Bunları da biliyorum. Ama benim konuştuğum bu ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Kasalarında para olmasına rağmen görüyorsunuz, 45 yıl çalışmış bir kişiye sadece 1500 euro civarında bir para veriyorlar. Gel de geçin. Bak, 45 yıl. 20 yaşında çalışma hayatına başladıysan sigortalı olarak, 45 yılda hiç aralıksız çalıştıysan, 65 yaşında emekli olacaksın. Alacağın para 1500 euro. Bu parayla geçinilebilir mi? Hayır, geçinilmez. Hele bir de bu insanın bir arkadaşlar evi kiradaysa yandı. Yandı, yandı. Çünkü mevcut şartlar içerisinde faturalar, doğalgazlar son bir yıl içerisinde en az Avrupa'nın tamamında %40 artmış vaziyette. Bir konu da hatırlatmada bulunacağım. Bakın, bu
Almanya'daki televizyon vergisi 3 ayda bir ödenen bu televizyon vergisinin artık kaldırılması lazım. Kaldırmıyorsanız da yani ekonomik olarak durumu iyi olmayan insanlardan bu televizyon vergisini lütfen almayın. Bakın Almanya'nın bu işte Deutsche Welle'ydi, işte RTL vesaire vesaire kamuya ait olan yayın kuruluşları, medya kuruluşlarında yaklaşık 9.000 kişi çalışıyor. Radyosu var, osu var, busu var. 12-13 bin kişi yapıyor toplamda. 12-13 bin kişi korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Ben yaklaşık 25 yıldır televizyonculuk yapıyorum. 25 yıldır. Televizyonculuğun, yayıncılığın az çok ne olduğunu biliyoruz ve yapıyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Senden aldığı o televizyon vergisini havaya saçmak demek. Bu kadar 12-13 bin kişiyle arkadaşlar yapacağın işle bin kişinin yapacağı iş aynıdır arkadaşlar. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Arkadaşlar ekran bir tane, 24 saat var. 10 bin kişiyle de bin kişiyle de aynı işi yaparsın arkadaş. Bu kadar basit. Bak bu kadar basit. Toplanan paraların %80'i zaten maaşlara gidiyor. %20'si yapım maliyetlerine gidiyor. Prodüksiyon maliyetlerine gidiyor. %80 maaşlara. Onun için tamamıyla bu işin bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Görüyorsunuz vatandaş zaten sıkıntı içerisinde. Bir de vatandaşa yani bu yükü yüklemek bana göre doğru bir yaklaşım değil. Bakın koronavirüs döneminde devletler, Avrupa'nın tamamı için konuşuyorum, kaybetmiş oldukları bu vergi kayıplarını yine vatandaşın sırtına yüklemeye başlayacaklar. Bakın. Almanya'nın bazı eyaletlerinde şu anda koronavirüs döneminde verilen yardımlar esnaftan geriye isteniyor. Bazı yerler alıyor, bazı yerler almıyor eyaletler. Şimdi arkadaşlar adı üzerinde yardım bu. İnsanların en zor zamanında yapmış olduğunu ödediğin para. Devletin kasası boşaldı mı şimdi milletten bu paraları geriye istiyorlar. Kaç taksitte ödeyeceksin, ne zaman ödeyeceksin? Arkadaşlar bu paranın geri alınmaması gerekiyor. Hangi işletmenin işi düzeldi arkadaş? Eski 2019'daki gibi tıkırında şu anda. Birisi bana söylesin. Ha istisnalar vardır, daha çok iş yapanlar vardır, onlar vardır. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum. Allah daha çok versin. Ama pek çok esnaf, özellikle ufak insanlar, esnaflardan bahsediyorum. Büyükler zaten, o hani Şampiyonlar Ligi dediğimiz dev şirketler falan. Hani onlar zaten etkilenmeleri mümkün değil. Paralarına para kattılar, ayrı mesele. Ama çarşıda, pazarda gördüğümüz esnaftan bu paraların geri alınması doğru değil arkadaşlar. Durum bu. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook ve Instagram hesabını takip ederek ve Twitter hesabını takip ederek bana ulaştırabilirsiniz. Gerek anavatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.